Anne baba ve Çocuklara: ikiz kardeşler varsa nedir bunlar? Yaşları aynı alımları eş aralıklar doğmuş çocuklar yaşlar farkına göre denklem kurulur. Eğer üç kardeş varsa birisi büyük diğer küçük ve bir tanesi de ortancadır. Yaşı en az veya en çok olma mı? büyük kardeşin yaşının diğer kardeşlerden büyük olduğunu unutulmamalı. İki kardeşin yaşları toplamı ise büyük kardeş en az 11 yaşındadır değil mi? 10 ise eşit olurlardı. İki kardeşin yaşları toplamı 24 ise küçük kardeş en fazla Bak iki kardeşin yaşları toplamı 10, 24 ise küçük kardeş en fazla ne olur? 11 olur. 12 olsaydı eşit olurlardı. 45 yaşındaki bir annenin yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşittir. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamı eşittir? Yani 45 ise 3'e böldüğümüzde 3 katına değil. 15 bu ne? Çocukların toplamı. Toplam yaşı. Kaç yıl sonra diyor. Yani 45 artı x yıl sonra. Annen yaş çocukların yaşlarını toplamı eşit olur. Çocuklar 15'ti. Her biri x yıl büyüyeceği için 3 çarpı x diyoruz buraya. Buradan 30 eşittir 2x. x buradan ne çıkar? 15. 15 yıl sonra o zaman bu eşitlik olur. Bir baba ile ikiz çocukların bugünkü yaşları toplamı 57. Yani çocuklara biz o zaman x x dersek Baba ne yapar? 57 eksi 2x. İkiz çocuklar. 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplam 2 kat olacağımış. 3 yıl sonra bu ne yapar? 2x artı 6 olur. Bura 57 eksi 2x artı 3 olur. Bu bunun 2 katı olacakmış. O zaman 4x artı 24 buradan 54 eksi 2x. 2x eşittir 30. Yani burada ne yaptık biz? 4x artı 12 diyecektik şuraya. 12 Tekrar. 4x artı 12 eşittir 54 eksi 2x. Buradan 6x eşittir 48. X net çıkar. 8. 8 yıl sonra bu durum oluşur. Bir babanın yaşı 4'er yıl arayla doğmuş. 3 çocuğun yaşları toplamı eşittir. Baba 57 yaşında olduğuna göre ortanca kardeşi soruyor bize. Şimdi o zaman küçük kardeş, ortanca kardeş, büyük kardeş. Yani x dersek x artı 4, x artı 8 yaşında bunlar. 4'er yıl arayla doğmuş. Toplamı ne yapar? 3x artı 12. Babaya eşitmiş 57'ye. 3x eşittir 45. x buradan 15. Bize ne diyor? Ortanca kardeşi. Yani x artı 4'ü soruyor. 15 artı 4 o eşittir 10. 9 yaşında. Bir annenin yaşı 5'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 4 eksiktir. Anne 68 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk. Evet küçük çocuk, ortanca çocuk, büyük çocuk. Burada 5'er yıl, şey yıl arayla doğmuşlar. x, x artı 5, x artı 10 diyeceğiz. Anne 68 yaşında. Bunların toplamından 3 katından 4 eksikmiş. Burada ifadeyi düzenlersek 9x artı 45 eksi 4 eşittir 68. Ne yapar? 41 kalır. Bunu karşıya attık. 27 eşittir 9x. x burada ne çıkar? 3. Bize neyi sormuştu bu? En büyük çocuğu soruyordu. O zaman 10 artı 3 eşittir 13 olur. Yaşları toplamı 35 olan iki kardeşten büyük olan yaşı en az kaçtır? Evet. 35 yani 34 olsalar 17 17 eşit olurlardı. Büyük olan kardeş bir fazla olmak zorundadır. Yani en az 18. Yaşları farklı üç kardeşin yaşları toplamı 36'dır. Buna göre en küçük kardeşin yaşı en çok kaçtır diye sormuş. 36 3'e bölsek yani 300 olsalardı 12 olurdu. 300 olsalar 12 olurdu. Ama nedir? Küçük en küçük kardeşi dediği için bunu bir azalsak en fazla 11 olur. Diğer çünkü 12 yerde de 13 şeklinde gider. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. 3 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının, evet çocuklara x dersek anne x artı 19. 3 yıl sonra annenin yaşı x artı 22 olur. 3 yıl sonra çocukların olur x artı 6 buyur her biri 3'er yaştan bunun. 2 kat olacakmış. 2x artı 12 eşittir. x artı 22'den. Buradan x ne çıkar? 10 yıl. 10 yıl sonra o x 10 çıkar. Yani x ne çocukların yaşları toplamıydı. O zaman büyük çocuk nedir? 9 artı 1 şeklinde yazabilir. Yani Büyük çocuk, Şu da küçük çocuk. Büyük çocuk en fazla 9 yaşındadır. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşlar toplamının 3 katıdır. O zaman babaya 3x dersek çocukların toplamına x. 8 yıl sonra babanın yaşı ne yapar? 3x artı 8. İki çocuğun yaşları toplamının yani x artı 16 olur bunlar. 8, 8 büyüyecek ikisi de. 2 i̇ki katından 4 eksik. 2 ile çarpıp 4 çıkarttık. 3x artı 8, 2x artı 32 eksi 4. Buradan x ne çıkar? 28, 20 mi çıkıyor buradan? X 20 oldu. X neydi? Çocukların toplamıydı. Toplamı ise 9 artı 11 şeklinde olur. O zaman küçük çocuk en fazla 9 yaşındadır.